Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Ve İbrahim Bey'e sorular yöneltecek öğrencilerimiz, şanslılar Cemal Sarı, Merve Çil ve İpek Konak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Neredesiniz çocuklar? Ha? Merhaba arkadaşlar. Sahne sizin. Merhabalar. Ben Merve Çil, Gaziantep Üniversitesi. Baştan söylüyorum. Merhaba, ben Merve Çil, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Size ilk sorum, Erdemoğlu Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak inovasyonlarınızı yaparken rakiplerinizin inovasyonlarını göz önünde bulunduruyor musunuz? Şimdi tabii ki siz piyasanın içerisinde rakiplerinizi etüt etmezseniz, dünyayı etüt etmezseniz siz doğru bir şey yapmamış olursunuz. Biz sürekli olaraktan hem Türkiye'deki hem dünyadaki tüm üreticileri takip etmek durumundayız. Bu takip neticesinde en iyi ürünü, en sağlıklı ürünü tüketicilerin emrine vermek durumundayız. Bunu yapmış olmamızdan dolayıdır ki bugün çok şükür hem Türkiye'de hem Gaziantep'te hem dünyada dünyanın en büyük hal üreticisi konumundayız. İkinci sorum, başarılarınızın sürdürülebilirliği için nasıl biliyoruz diyorsunuz? Sürekli olarak dünya şartları ve piyasa şartları çok hızlı değişmekte. Bu değişime hızlı bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Eğer bu değişimi iyi gözleyemezsek, eğer bu değişimi iyi takip edemezsek, çok hızlı bir şekilde yuvarlanıp düşeriz. Bunun için piyasayı, inovasyon da bunun içerisindedir, değişimi, toplumdaki değişimi, tüketicilerdeki değişimi, insandaki değişimi ve teknolojik değişimi çok hızlı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor ve sürekli olarak takip etmeniz gerekiyor. Bunu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi ben size çok merak ettiğim bir soruyu soracağım. İnovasyon sizin için ve holdinginiz için ne ifade ediyor? Şimdi eğer siz inovasyon dediğimiz gelişimse, değişimse, yenilikse bunu yapmadığınız noktasında ne Türkiye'de artık Türkiye ölçeğinde bir oyuncu olabilirsiniz, ne dünyada bir oyuncu olabilirsiniz. Bugün biz, tekrar söylüyorum, halı sektöründe dünyanın en büyüğüyüz, en büyüklerinden birisiyiz ya da. Bu inovasyon yapmadan, yenilik yapmadan bunlara ulaşmanız söz konusu değil. Tabii ki biz bu zamana kadar inovasyonlarımızı işletme içerisindeki şartların belirli bölümlerinde yapıyorduk. Şimdi biz önümüzdeki yıl konumuzla ilgili, yani halı konusuyla ilgili dünyanın en büyük Ar-Ge merkezini kuruyoruz. Yani 10 bin metreli bir kapalı alan yapacağız. Orada her türlü makinalarımızın olduğu, tüm teknik ekibimizin de olduğu, Ar-Ge ekibimizin olduğu hızlı bir çalışmayı başlatacağız tekrar. Yani dağınıklığı bir merkezde toparlıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim, İpek Konak. Size bir şey sormak istiyorum. İnovatif atılımların şirketlerin gelişimlerinde çok büyük rol oynadığını biliyoruz. Ve sizin şirketinizin son yaptığı inovatif atılım neydi? Ve size bunun getirisi ne oldu? Şimdi burada inovasyon derken tabii yaptığımız işler ayrı, makina teknolojisi ayrı. Biz Gaziantep sanayicileri olarak bir eksik tarafımızı söyleyelim, artı tarafımızı da söyleyelim. Biz teknolojik yatırım yapıyoruz Gaziantep sanayicileri olarak. Ancak biz bu teknolojik yatırımları maalesef ithal ediyoruz. Biz ürün olarak yaptığımız tüm makine parklarımızı biz yurt dışından ithal ediyoruz. Çoğunlukla da Avrupa ülkeleri olmak kaydıyla. Şimdi biz burada sanayiciler olarak tekrar böyle bir hamle yapıp kendi makinalarımızı nasıl Türkiye'de yapabiliriz çalışmamız lazım.
Burada bir takım özelliği kurmamız lazım. Bu Gaziantep'in bir gerçeği. Şimdi biraz önce Sayın Nakıboğlu abimiz anlattılar. Şimdi biz onların, inanın makinalarını, halı da dahil olmak kaydıyla söylüyorum, biz bunların makinalarını dışarıdan ithal ediyoruz. Makinaların özelliklerinden sonra biz sadece üründe bazı değişiklikler yapabiliyoruz. Yani biz, şöyle söyleyeyim, Gaziantep sanayisi olarak biz üniversitede değiliz. Biz daha ortaokuldayız. Acama gerçek bu. Onun için ama ilkokulda okumayan, ortaokulda okumayan da, lisede okumayan da üniversitede okuyamaz. Önce bunları yapabilmek için bir kapital olması gerekiyor, bir sermaye birikimi olması gerekiyor. Bizler ancak daha sermaye birikimlerimizi yeni yeni yapabildik. Bundan sonra diğer çalışmalara daha hız vermemiz gerekiyor ki bunlara da her firmamız da veriyordur. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Biz burada çok fazla sayıda üniversite öğrencisiyiz ve kafalarımız gerçekten çok karışıyor. Bize gerçekten mezun olmadan önce önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Mutlaka yapın dediğiniz. Önce kendinize güvenmenizi istiyorum. Kendinize güvenmek derken buradaki kastım kendinizi tanımaktan bahsediyorum. Kendinizi tanıyıp kendinize güvenmediğiniz noktasında başkaları tarafından bir yerlere gelmeyi asla düşünmeyin. Kendiniz ne yapabiliriz bilirsiniz. Önce onu tahlil edin ve orada başarılı olmaya çalışın. Ve bunu geçtiğiniz noktasında önünüz açık olacağını ben söyleyebilirim. Ama bir başka taraflara dayanarak, bir başka tarafları dayanak haline getirerek bir yerlere gitmek istiyorsanız o dayanaklar düştüğü noktasında ya da çekildiği noktasında düşersiniz. Merhaba, ben Cem Asarı. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. İlk sorum, dünyada örnek aldığınız modelini şirketlerinize uygulamakta ilham kaynağı haline gelen şirket var mı? Güzel soru. Hayır. Çünkü burada şunu söyleyeyim. Biz tabii ki hangi ligde olduğumuzu önce iyi tespit edeceğiz. Biz amatör ligde değil, mahalle takımından gelen şirketleriz. Biz direkt birinci ligde oynayan şirketler değiliz. Ancak bugün buralara gelmek için ise siz tüm dünyadaki sektörünüzle ilgili, Türkiye'de ve dünyadaki sektörünüzdeki ilgili insanların neler yaptığını önce bir araştırmanız gerekiyor. Önce bir onları incelemeniz gerekiyor. Her birisinin artı bir tarafları varsa, o artı tarafları alıp kendi şirketinize uygulamanız gerekiyor. Bugün bizlerin Gaziantep sanayisinin özellikle geldiği noktadaki tüm arkadaşlarımız aynı seviyededir. Hepsine baktığınız zaman, hepsi işçilikten gelmiştir, esnaflıktan gelmiştir, merdivenin en altından gelmiştir. Ve bugün en alttan gelerek yokluklardan biraz önce başkanım açıkladı, Sayın Nakıboğlu, ne konumdan geldiklerini açıkladılar. Hepimiz öyleyiz. Oralarda önemli olan yokluklar içerisinde ben nasıl helva yaparımı düşünmeniz gerekiyor. Varlıklar içerisinde helva yapmak kolay. Yani unun en iyisi var, şekerin en iyisi var, tüpün en iyisi var falan filan. Yokken nasıl yapacaksınız? Biz oradan geldiğimiz için, oradan gelirken de o mevcut konjonktürde nasıl iyi yaparızı düşündük. Onun için de bizim geldiğimiz evreden gelen dünya şirketi var mı yok mu bilmiyorum. Bugün az önce arkadaşlarımız söylediler, ben elektronik boyutunu bilmem. Ancak Avrupa'da ve Amerika'daki şirketlere baktığınız zaman hepsi 100 yıllık, 200 yıllık uzun tarihli şirketler. Bizler ise maalesef daha çocuk şirketleriz. İkinci sorum. Merinos açık ara Türkiye'deki en iyi halı şirketlerinden biri. Peki bu Merinos'un diğer halı şirketlerinden ayıran, farklı kılan özelliği ne? Şimdi burada tabii ki siz yaptığınız yatırımları, insana verdiğiniz değeri, çünkü sonuçta her ne iş yaparsanız yapın, insanla yapacaksınız.
Ve yaptığınız ürünü de sonuçta insana beğendireceksiniz. İnsani duyguların ağırlıkta olmadığı şirketlerin geçici olarak başarılı olacağını biz düşünen bir firmayız. Bizim hep uyguladığımız şey, işten önce, başarıdan önce insan gelmektedir. İnsana yatırım, insana saygı, insana sevgi. Bu felsefede yaptığınız zaman başarı sonrasında gelecektir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Erdemoğlu size. Çok alçak gönüllüsünüz bu arada. Hani bilmem siz var mıydınız, dinliyor muydunuz? Martha Stewart geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı. Kendisine Türk ürünleri hakkında ne aklınıza geliyor diye sordum. İlk sırada halı dedi. Yani Amerikan hayat tarzını dünyaya satan Martha Stewart bile bunu diyorsa demek ki Türkiye'de halı sektörü bir yere gelmiş. O zaman burada bir not daha söyleyeyim. Dünyadaki üretilen parça alanın %40'ı Gaziantep'te üretiliyor. Harika. Gaziantep'liler bundan ne kadar gurur duysazdır. Süper. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öğrencilerimizin üçü de staj yapmak kazandı mı? Tabii ki. Tamam. Harika. O zaman sizi fotoğrafa davet ediyorum.